وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Şimdi burada biz malum Mustafa'nın üzerinden bütün sünnet inkarcılarına dönük söz etmek istiyoruz. Topun ağzına bu geldi. En ilerideki sözü bu etti. Bundan biraz ileri gidenler var. Hadisleri çok öndeden saf dışı edip şu an ayetlerle uğraşan bir bölüm zuhur etti. Bunun da sonu oradadır. Peki diyeceksiniz ki Allah işkenceyi kullarına yasaklamış. Hele hele yakmayı yasaklamış. Kendi niye yakıyor? İşkence eden kiliseler, dinden döndü diye yakan kiliseler, kendilerine Tanrı'yı mazeret kılmak için Tanrı'yı da yakan bir işkenceci olarak kurgulamışlar. Azap kelimesi böyle bir şey değil ki. Nedir biliyor musunuz? Arapçada azap, mahrumiyet. Birini bir şeyden mahrum etmek. O zaman gerçekte kim yapmış oluyor azabı? Allah mı yapmış oluyor? Haşa. Böyle Allah'ın ateş çukurları var. Atıyor mu içine? Hayır. Nimetin büyüklüğü mahrumiyetin büyüklüğünü getirir. Ne büyük bir şeyden mahrum olduğunuzu gördüğünüzde içinizde yanan ateş dışınızdaki ateşten daha büyük yakar. 94 senesinde daha Avrupa'dan gelmeden önce ki halde dahil bu adamın yolunun buralara kadar gelip daha da ileri gideceği. Yani ileri de Allah ömür verirse eğer hidayet talebinde bulunmaz. Rabbim ona hidayet takdir etmezse sonu Kur'an inkarcılığında bitecek. Onun için Kur'an'daki bu ifadeler zorunlu olarak mecazdır. Başka çaresi yok. Başka çaresi yok. Yaşar Nuri nasıl deist olduğunu itiraf ettiyse dinsizlik insanlığın kurtuluşu olacak. Deizm insanlığın kurtuluşu olacak. Onun için deizmi savunuyor. Deizm bir kurtuluş olacaktır insanlık için. Rabbim ona hidayet takdir etmezse sonu Kur'an inkarcılığında bitecek ve deizme düşecektir. Allah'ın ömür verdikleri bunu mutlak görecekler. Özellikle gençler arasında işte deizmin, ateizmin yükseldiği söyleniyor. Bu belki çok daha fazla insanları şey yapacak. Bu sizi endişelendiriyor mu? Yani bu işte gençlerin bu meyletmesi yoksa bu bir aydınlanma öncesi bir şey olarak mı görüyorsunuz bunu? Ben bunu olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Daha bu deizm meselesini. Daha önce söyledim. Bu olumlu bir gelişme. Ben bunu olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Daha bu deizm meselesini. Daha önce söyledim. Bu olumlu bir gelişme.